yerel yönetimler, yerelde yaşayan insanların daha kaliteli hizmet alabilmesi için kurulmuş bir resmi kurumdur. Son 7 yıldır biz burada Esenyurt Minibüsçileri ailesi olarak belediye tarafından bir türlü rahat çalıştırılmamaktayız. Esenyurt Minibüsçiler Kooperatifi şayet bu yoldan yolcu indirme bindirme yasağı konulmasaydı daha rahat çalışırdı. Arkamızda gördüğümüz özel halk otobüsleri daha fazla para kazanamazdı. Onun için bu yasak alındı. Peki bundan başka ne yasaklar getirdi, ne kısıtlamalar getirildi? Şu kemer meydanında görmüş olduğunuz Esenyurt minibüsleri Bartın'ın birçok bölgesindeki köylere hizmet vermektedir. Deniliyor ki Bartın şehir merkezinde aşırı derecede bir trafik yoğunluğu var. Bu trafik yoğunluğuna bağlı olarak bu minibüsler yolda gidiş geliş yaparken trafiği aşırı derecede aksatıyor. Dolayısıyla bu minibüsler buradan alınacak, belediyenin arkasında bulunan boş bir bölgeye durak yapılacak, buraya gönderilecek. Ya Allah aşkına, bu minibüsler buradan kalkınca Bartın trafiği tamamıyla rahatlayacak mı? Bakın ben size, ben de bir yerel yönetimciyim, 16 yıllık bir muhtarım. Şimdi ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Bartın Belediyesi bundan 20 yıl önce Bartın'ın nüfusu atıyorum 25 bindi ya da 30 bindi. Aradan geçmiş 20 yıl, 20 yıl sonra Bartın'ın nüfusu olmuş 50 bin, 60 bin, tam sayıyı şu anda bilemiyorum. Peki bu süreç içerisinde Bartın Belediyesi, şu anki belediye başkanımız ya da bundan önceki belediye başkanlarımız, Allah aşkına Bartın'daki trafiği rahatlatmak için Bartın'a nasıl bir çözüm aramışlar? Bizi tehdit ediyor, bizi halk otobüsü olmakla tehdit ediyor, halk otobüsü olmaya zorlamakla tehdit ediyor. Diyor ki önümüzdeki dönemde bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde devlet yetki belgesiyle çalışıyorsunuz. Yetki belgelerinizi imzalamayacağız. İmzalamayacaklarını söylüyor. Ya ne olacak peki o zaman? Ne olacağını o zaman göreceksiniz. O zaman göreceksek biz şimdi görelim. Ben iki yıl boyunca her gün sürünerek öleceksem ben bir gün önce ölürüm. Dün yaptığımız toplantısında kendisine en son dedim ki başkanım, bez elinizde, makas elinizde, bıçak ip elinizde, bize elbise dikersiniz, biz elbisemizi giyeriz, kefen biçersiniz, kefenimizi giyeriz, mezarımıza gideriz dedik. Bugün de Esenyurt minibüsçülerinin ailesinin tabutunu buraya koyduk. Sayın Cemal Akın ya bizi bu tabutun içine koyacak ya da elbisemizi giydirip üzerimize arkadaşlar hizmet vermeye devam edin diyecek. Biz Esenyurt ailesi olarak bugünden itibaren sözü fazla uzatmayacağım. Size de zaten Bartın Belediyesi'nin bizim aleyhimize almış olduğu meclis kararını basına dağıtacağım. Biz şu andan sonra Esenyurt Minibüsçüler Durağı olarak köylerimizden gelen öğrencilerimizi, işçilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Servis sayılarımızı azaltarak böyle bir kısıtlama yapacağız. Ta ki bu yasak ortadan kalkıncaya kadar. Benim eşim de Esenyurt şoförü. Kendisi. Bu arabalar 20 kişilik araba. Ve bütün şoför abilerimiz 20 kişilik koltuklarını oturtuyorlar. Yolda öğrenciye mağdur etmemek amaçlı iki öğrenci ayakta kaldığı zaman hemen şikayet ediyorlar. Hemen. Ama ben çocuğumla hastaneye gittiğim zaman balık istifi gibi 90 kişiyle biz hastaneden aşağı iniyoruz. Aynen. Bu adalet mi? Doğru. Benim eşim ekmek parası kazanmıyor mu? Benim yeri geliyor kavgalarımız oluyor. Yeri geliyor üzüntülerimiz oluyor. Hep psikolojik. Gece 12'de gelip ekmek yiyorlar. Asıl çözüm burası. Ya yapacak. Ben dün daha dedemi bu tabuda koydum. Ben yarın eşimi bu tabuda koymak istemiyorum burada. Benim amcamı, eniştemi bugün üniversitede kavga etmişler, adam hastanede. Ne bu ya? Bugün eşimi koyarım, yarın eniştemi koyarım.